Merhaba güzel dostlarım. Yaşam güzel bir müzik aletidir. Mükemmel bir müzik aletidir. Ve yaşam, hayat en güzel mucizedir arkadaşlar. Tabi buradaki espri şu oluyor. Eğer sen bu müzik aletini kullanabiliyorsan herkes bu müziği dinlemekten keyif alıyor, zevk alıyor. Eğer bu müzik aletini kullanamıyorsak bu defa çevrendeki herkes senden kaçmaya başlıyor. Konu komşu rahatsız olmaya başlıyor. Müzik aletini kullanamayan bir insanın eline müzik aletini aldığını düşünsenize. Yaşam mükemmel bir müzik aletidir. Ve bu müzik aletini kullanmayı bilseydik, bunu gerçekten çok güzel kullanıyor olabilseydik nasıl olurdu güzel dostlarım? Sahilde iki çocuk oyun oynuyor arkadaşlar. Çocuğun birisi bir ev yapıyor, diğeri de ev yapıyor tabii. Sonra çocuğun birisi diğerinin evine tekmeyle vuruyor, bozuyor evi. Kavga ediyorlar. Sonra diğeri onun evine tekme atıyor. O da onun evini bozuyor. Sonra yine ev yapıyorlar. İkisi de ev yapıyor. Hatta yanına bir ev daha yapıyor. Bir ev daha yapıyorlar. Bir sürü evler yapıyorlar sahilde. Sonra birisi yine tekmeyle vuruyor. Yine bozuyor. Yine kavgalar yapıyor. Birbiriyle kavga ediyorlar. Sonra akşam oluyor. Hava kararıyor. Evlerine gidiyorlar. Bir gün hepimiz arkadaşlar asıl evimize gideceğiz. Ana vatanımıza gideceğiz. Dünya dediğimiz sahne bir düşten ibaret. Düş sahnesi. Mevlana Hazretleri diyor ki, insan düşünceden ibarettir. Gerisi et ve kemiktir. Evet, hayat bir düş olduğu için, burası bir rüya alemi olduğu için, bir gün ne yapacaklar? Hadi kalk diyecekler. Kalk dediklerine biz neredeyiz? Ana vatanımızda uyuyoruz şimdi. Ana vatanımızda yatıyoruz ve bu hayat bir düşten ibaret bir hayat olduğu için, dolayısıyla biz ne kadar güzel düşünürsek o kadar güzel bir hayatımız var. Bakın hani düşünce, Mevlana diyor ya hayat düşünceden ibarettir. Düşünceden ibarettir. Önce bir düş var. Hayatta her şey iki defa yaratılıyor. Önce zihinsel sonra fiziksel. Yani önce düşünceye geliyor sonra hayatımıza geliyor. Bilim adamları diyor ki insanlar düşünmediği hiçbir şey yaşayamaz. Yaşadığımız her şey bundan önceki düşüncelerimizin sonucu. Bakın bundan önceki düşüncelerimizin, hayallerimizin sonucu. Ve NLP tekniklerinden birisi, daha doğrusu NLP varsayımı birisinde ne diyordu? Bilinçaltı gerçekle hayal ayırt edemez. Bilinçaltı gerçekle hayal ayırt edemediğine göre ben ne kadar iyi hayal kurarsam bilinçaltım onu gerçeklik olarak kabul edecek değil mi? Ve beraberinde ne vardı? Bizim bilinçaltımızda ne varsa biz onu yaşıyoruz. Bilinçaltında aldatılım duygusu varsa aldatılıyoruz. Değersizlik duygusu varsa değersiziz, değil mi? Bilinçaltımda ne varsa onu yaşıyorsam ve bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemiyorsa o zaman ben ne kadar güzel hayaller kurarsam bilinçaltımda o kadar güzel tohumlar ekmiş olacağım ve o kadar güzel bir hayatım olacak. Evet güzel dostlarım, ister inanın ister inanmayın. Hayat bir düşten ibaret. Ve biz bu düşte yaşıyoruz. Ve zannediyoruz ki bir yerden bir yere gidiyoruz zannediyoruz. Bir yolculuk var zannediyoruz. Bir yolculuk falan yok. Biz ana vatanımızdayız şu anda. Ve orada mesela normal rüyadayken arkadaşlar, normal rüyamızdayken, rüyada olduğumuzu fark ettiğimiz zaman ne oluyor? Rüyada kalamıyoruz değil mi? Onu fark ettiğimiz zaman rüyada kalmak istesek bile kalamıyoruz. Rüyada olduğumuzu fark ettiğimiz zaman rüyadan çıkıyoruz. Ve çok basit görünüyor. Rüyaymış diyoruz. Bu hayatı da arkadaşlar değiştirecek olanlar hayatı bir hayal gibi yaşayanlar, hayatı bir düş gibi yaşayanlar, hayatı bir oyun gibi yaşayanlar bu dünyayı değiştirebilirler. Çünkü zaten kendisi bir düş. Dolayısıyla biz bir yerden bir yere bir yolculuk yapmıyoruz. Zaten bir düşteyiz ya. Yani sen şimdi bir rüya görüyorsun ve rüyanda diyelim ki Mars'tasın. Seni rüyandan yataktan kaldırdıkları zaman Mars'tan gelmiyorsun. Zaten yataktaydın değil mi? Ve biz de şu an zaten ana vatanımızdayız. Ve biz de şu an bir rüya aleminde, düş aleminde olduğumuz için dolayısıyla kim başarılı olacak o zaman? Madem hayat bir düş, o zaman iyi düşünen başarılı olacak. Güzel dostlarım, hani biz bu gördüğümüz gerçeklikleri niye gerçeklik olarak görüyorduk? Ya bu kalemi niye denen kalem olarak görüyorduk? Hatırlıyorsunuz değil mi? Çünkü bizim algılarımız yavaş. Bizim beş duyu organımız yavaş işlediği için biz bunu bir madde olarak görüyoruz. Yani yeryüzünde dünyada insan diye bir varlık olmasaydı her şey bir enerji olarak gözükecekti ya.
Bunların nesli mesela yani bunu bir melek ne olarak görüyordur ya da bir köpek bunu ne olarak görüyordur? Hani herkes bizim şu anki gerçekliği bize sunan bizim bilincimiz değil mi? Bizim bilincimiz bunu kalem olarak kabul ediyor. Ya da bizim bilincimiz işte evler var, denizler var, yollar var, dağlar var diye görüyoruz. Çünkü bizim algımız yavaş olduğu için, beş duyumuz yavaş olduğu için her şeyi anlam kazandıran, gerçekliği kazandıran benim bilincim. Şimdi madem dünya benim bilincim olmasaydı, yani yeryüzünde insanlar diye bir varlık olmasaydı, bütün evren bir enerji olacaktı, değil mi? Bütün evren bir enerji ise, o zaman gerçekliği oluşturan nedir? Benim düşüncem, benim bilincim, benim algılama şeklim. Benim algılama şeklim gerçekliği oluşturduğuna göre, o zaman ne istiyorum? Hayatta başarı istiyorum. Ne istiyorum? Kariyer istiyorum. Ne istiyorum? Sevdiğime kavuşmak istiyorum. Ne istiyorum? Aşk istiyorum. Ne istiyorsan, o zaman bu denklemi anladınız değil mi arkadaşlar? Bu gerçekliği gösteren benim bilincim. O zaman ben hayatta istediğim diğer başarıları bilincimde ne geçiriyorsam hayat bana öyle gelecek. Bu hayatı hayat yapan, gerçekliği gerçek yapan benim bilincim. Bakın mucizevi bir şey söyleyeyim size. Bunu yapabilirsek, şu anki söyleyeceğim şeyi yapabilirsek, o zaman hayat birden çok hızlı değişmeye başlayabilir. Öfkeleniyorsun değil mi? Sinirleniyorsun ya da seviyorsun. Duygu kendisi geliyor. Öfke kendisi geliyor. O geldiği zaman kendini kaybediyorsun. Yani çünkü o sırada sen yoksun. Öfke var. Ya da aşık oluyorsun. O sırada sen yoksun. Aşk var. Şimdi bir kısım duygular geldi ya da hayatın içinde kendini görürken kendinden hafiften çıkıp kendini hayal edip kendine baktığın zaman o zaman gerçekliği fark edersin. Buna farkındalık diyoruz güzel dostlarım. Yani farkında olabilirsen yaşadığımız duygunun farkında olabildiğimiz zaman o zaman hayatı değiştirmeye başlıyoruz. O zaman o düşüğü gerçek yapmaya başlıyoruz. Bizler gün içerisinde yaşarken yani ben bir şey yaşıyorum, bir yolculuk yapıyorum. Seviyorum, ağlıyorum, öfkeleniyorum. O sırada onların farkında değiliz. Onları yaşayan oluyoruz. Yani bu kalem kalem olduğunu farkında değil. Kalem kalem olduğunu farkına varabilmesi için kendisinin dışarı çıkması lazım. Kendisine dışarı çıkıp kendisine bakması lazım. Biz de bu hayatı daha gerçekçi, daha anlamlı yaşayabilmek için bir düş gibi, hayal gibi kendimizden çıkıp şu an nasıl bir şey yaşıyorum diye bakmamız lazım. İşte bunu gerçekleştirebilirsek arkadaşlar o zaman mucizevi bir şey gerçekleştirmiş oluruz. O zaman farkında oluruz. Şu anda yapmanı istediğim şey şu. Şu anda bir an için kendinden çıksan ya nasıl bir hayatım var diye hayatımıza dışarıdan bir baksak. Şu an ne yapıyorum? Dün ne yaptım? Geçen hafta ne yaptım? Hayatımıza bir hayal gibi, bir düş gibi baktığımız zaman ha diyoruz neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık o zaman fark etmeye başlıyoruz. Yalnız biz o hayali gerçek hayat zannettiğimiz için dışarıya çıkıp bakamadığımız için gerçekliğin de farkında olamıyoruz. Hayatımız yani normal hayatı yaşarken güzel dostlarım ona dışarıdan bakabildiğimiz zaman bir hayal gibi bakabildiğimiz zaman her şeyi değiştirmeye başlayacağız. Şimdi dursak ve çocukluğumuza dair hayal kuruyor olsak. Çocukluğumuza dair güzel hayal kurduğumuz zaman o zaman bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemediği için o kurduğumuz hayali gerçekliği kabul edecek değil mi? Dolayısıyla ne varsa onu yaşamış olacağız. Ve güzel hayal kurmanın bizim hayatımızın tamamını değiştirmek gibi bir faydasını görmüş olacağız. Ve ne yapmak istiyorsan sınava gireceksin. Sınava girmeden önce sınavı önce bir hayal et. Maç yapacaksın. Sahaya çıkmadan önce maçı bir hayal et. Ne yapacaksan o yapacağımız şey arkadaşlar yapmadan önce bir hayal ettiğimiz zaman, düşündüğümüz zaman o işlemi yaparken o sırada sıkıntı durumunda ne yapacağımıza önceden karar vermiş oluyoruz. Şimdi güzel dostlarım, hayat bir düşünceden ibaret olduğu için, hayat bir düş sahnesi olduğu için ve bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemediği için ne kadar güzel hayaller kurarsak o kadar güzel bir bilinçaltı gerçekleştirdiği için güzel bir hayat bize dönüşmüş olacak. Şifre basit aslında. Madem bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemiyor, o zaman ben güzel hayal kurarım. Güzel hayal kurarsam da güzel bir bilinçaltım oluşur. Güzel bir bilinçaltım oluşursa da güzel bir hayatım oluşmuş olur. Ve bu hayatı değiştirmek istiyorsak arkadaşlar,
durup çocukluğumuzdan başlayarak işte ben 3 yaşında nasıldım, 4 yaşında nasıldım, 5 yaşında nasıldım, 10 yaşında nasıldım, 15 yaşında nasıldım, o geçmiş hayata bakıp o yaşadığımız kötülükler varsa, bizi yaralayan şeyler varsa onlara bir hayal edip oradaki senle sohbet edebilirsin. Oradaki seni hayalen varıp o sıkıntı çeken çocuğun elinden tutabilirsin. Üniversitedeki sen, evlendiğindeki sen, ilk çocuğun olduğu zamandaki sen, o seni hayalinde canlandırıp onunla sohbet edebilirsin ve onunla sohbet ettiğin zaman işte o zaman onu tedavi etmiş oluyorsun. İşte o zaman onu iyileştirmiş oluyoruz. Ve ister inanın, ister inanmayın güzel dostlarım, bilinçaltında ne varsa onu yaşarsın. İster inan, ister inanma. Bu hayat bir düşten ibaret. Sadece bir düşten ibaret. Ve dolayısıyla kim güzel düşünüyorsa onun güzel bir hayatı olacak. Kim kötü düşünüyorsa onun kötü bir hayatı olacak. Başkaları için ya da kendin için güzellik düşünene güzellikler gelecek. Kötülük düşünene kötülükler gelecek. Peki diyorlar ki bilim adamları arkadaşlar, biz de rüya görmezsek hayatın acılarına karşı dayanamaz ölürmüşüz. Yani rüyalar bizi iyileştiriyormuş. Biliyor muydunuz bunu? Biz uyuyoruz, rüya görüyoruz. O bizi iyileştiriyormuş. Neden öyle oluyor? Yani neden biz rüya gördüğümüzde iyileşmiş oluyoruz? Yoksa rüya göremezsek ölürmüşüz. Neden rüya göremezsek ölürmüşüz? Çünkü neden biliyor musun? Çünkü o sırada zihni kapattığın bir hayal alemine daldın. O hayal alemi bizi tedavi ediyor. Kapattık makineyi ve bıraktık ve düşteyiz artık. O düşte olmak, şu anki yani yatağımızdaki rüyada olmak, şu anki yaşamdaki seni iyileştiriyor. Ve bizler de hayal kurduğumuz zaman, kendimizi düşe bıraktığımız zaman da işte o zaman birincisi yataktayken gördüğümüz rüya bizim kontrol edemediğimiz bir düş, kontrol edemediğimiz bir rüya. Şu anda hayal kurduğunda, düşündüğünde bu kontrol edebildiğin bir hayal. İstediğin her şeyi hayal edebilirsin, istediğin her şeyi düşünebilirsin ve ne kadar güzel düşünebiliyorsan, ne kadar ufkun açıksa, ne kadar derin bakabiliyorsan o kadar güzel bir hayat bizi bekliyor demektir bu. Bu dünyayı hayatı bir düş gibi yaşayanlar, hayatı bir rüya gibi yaşayanlar, hayatı bir oyun gibi yaşayanlar değiştirecek güzel dostlarım. Şimdilik bugünlük bu kadar yeter diyorum ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta düş ile kalın. Güzel dostlar, misafirim olur musunuz? Konuğum olur musunuz? 23, 24, 25 Mart'ta koçluk ve kuantum eğitiminde bir araya gelip bu videolarda izlediğimiz enteresan bilgilerin daha derinine dalsak, daha ayrıntılara girsek ve sonrasında eğer yaşam koçu olmak istiyorsanız, eğer kuantum uygulayıcısı olmak istiyorsanız ve hatta ve hatta o bahsedilen olağanüstü hipnozu deneyimleyip o çocukluğa gitmek istiyorsanız ve sonrasında bu eğitimlerden sonra sertifikalarınızı alıp kişisel gelişim uzmanı olarak hayatınıza, hayat yolunda devam etmek istiyorsanız 23, 24, 25 Mart'ta konuğum olur musunuz? Misafirim olur musunuz? Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.